Değerli milletvekilleri, başta kiralar olmak üzere vatandaşın temel ihtiyacı ne varsa her ürün 12-13 kart atmış durumda. Bir avuç sermayedar hariç 7'den 70'e herkes geçinemediğini söylüyor. Saray sözcüleri ekonomimiz çok iyi diye açıklamalar yapıyor. Elimizi vicdanınıza koyup söyleyin. Ekonomi kime göre iyi? Ayda 10 bin dolarlarına rüşvetçi siyasetçiye göre mi? 128 milyar dolara iç edenlere göre mi? Konteynerlarda kokain taşıyanlara göre mi? Yoksa emekli maaşıyla ay sonunu getirmeye çalışana göre mi ekonomiyi? Halk ekmek kuyruklarında ucuz ekmek için bekleyen vatandaşa göre Türkiye'nin durumu işler acısı bir haldedir. Ülkedeki krizin sebebi siyasi iktidardır. Siyasi iktidar ve tek adam rejimi değişmeden milletin çilesi dinmeyecektir. Torba kanunları, ekonomi paketini bir kenara bırakın. Bir şey getirdiğinizde ekonominin düzeleceğine inanıyorsanız o da seçim sandığıdır. Getirin seçim sandığı milletin önüne, Türkiye'nin önünü açın. Değerli milletvekilleri, 20 yıllık yıkım senaryosunun sorumlusu, rant ve saldanat sevdalası AKP iktidarını ilk seçimlerde iktidardan indireceğimizi, Türkiye'yi yeniden aydınlığa kavuşturacağımızı sözünü veriyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum.